sonunda yaz tatili geldi. Aynen gerçekten oh be diyoruz. Ne yapmayı düşünüyorsun Tonguç? Hocam abi? Günde 25 saat uyuyacağım, hiç kalkmayacağım. Lan dangolusun diye 25 saat. Neyse Tonguç, bir kere ya eğlenebilirsin ya da ders çalışabilirsin. Sence hangisini yapmalıyız? Sadece eğleneceğim hocam. Sadece eğlence. İşte birazcık daha dengeyi bularaktan diyeceğiz ki her ikisine de bir ağırlık vermeyiz. Tamam, daha fazla eğlenelim. %80 eğlenelim, %20 ders veya %90 eğlenelim, %10, ama hiçbir şekilde ders çalışmayı tamamen bırakmayalım. Bunu? İkisini de yaparak yaz saatini çok iyi değerlendiriyoruz. Nasıl yapacağız? Dizi izleyeceğiz, oyun oynayacağız, kitap okuyacağız, spor yapacağız, film izleyeceğiz. Ondan sonra ne bileyim işte yürüyüş yapacağız. Arkadaşlar videolar ve testlerde bunların arasında bir parça olsun Tonguç Öladır. Yani mesela bizim programlarımızdaki videoları izleyelim. Aynı zamanda ufak ufak da az da olsa test çözerekten birazcık zamanımızı verimli okuldaki bildiklerimizi, öğrendiklerimizi hiç unutmadan geçirebiliriz Tonguç'um. Peki doğru çalışma çok önemli burada. Yaz tatilinde biliyoruz ki pek işte hani bomboş geçirmememiz gerekiyor. Ama peki nasıl çalışacağız? Nasıl bir çalışacağım? Kere, yaz tatilindeki en önemli şeylerden bir tanesi, bir sınıfı bitirdin sen Tonguç. Aslında senin için bir ne vardı? Bir sene vardı. Okulla başladık. Ondan sonra yazılılar geldi. Of. Sonra sömestr tatili geldi. Sonra okul tekrar geldi. Sonra yazılılar, sonra tatil. İşte şu anda biz buradayız. Sonrası Tonguç Öladır'da yeni sınıfa geçeceğiz. Ama bu yeni sınıfa geçmeden önce önceden öğrendiklerimizi bir kere iyi oturtmak için, kafamızda sağlam temel oluşturabilmek için önceden öğrendiklerimizi bir tekrar etmemiz gerekecek. Aynı zamanda yeni konulara giriş yapmamız gerekecek ve yeni nesil sorularla, yani MEP artık tarzını değiştiriyor Milletin Bakanlığı, biliyorsun. Yeni nesil sorular birazcık daha akıl yürütmeye önem vermeye başladı. Yeni sınav sistemlerinde aynen bu, onlara da birazcık önem vermemiz gerekiyor. Bir de en önemlisi bunlar ne biliyor musun? Ne? Program. Gerçekten de programsız, plansız bir şekilde çalışırsan yaz tatilin verimsiz geçer. Hani ya işte iki haftada bir işte bir tane matematik testi çözerim. Hayır, öyle değil. Belli programa göre çalışabilirsin. Zaten minimum diyorum sana. Çok az çalışacaksın ama minimum çalışırken de programlı olmasın. %100 fayda içinde mutlaka bir konu tekrarını yapıp ardından da konuyla ilgili test çözmek bunların en önemli aşamasıdır diyebiliriz. Sen biliyorsun Tonguç'la beraber aslında bir seneyi bitirdik beraber, değil mi Öladım? Evet, okulumuz hocam. Okul döneminde bize sürekli videolar geldi. Aynı zamanda yazılılar, yazılı kamplarımız oldu. Ondan sonra ara tatil kamplarımız oldu. Sonra işte bütün şarkılar da çok güzeldi. Aynen, şarkılarımız vardı ve benzeri. Şimdi de yeni sınıfa geçerken tatil döneminde de Tonguç'la beraber ufak da olsa videoları izleyerek, ufak da olsa testler çözerekten gidebilsin. Biliyorsun hazırlık kamplarımız var Tonguç Ölmüyor. Mesela 7'den 8'e hazırlık programı yayınladık. Bu hazırlık programı dediğimiz şeyse 7'den 8'e geçenler için mesela işte programlar. Ama diğerleri için de var. Hatta bunların neleri var Tonguç Ölmüyor? Bunlar da 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye, 7'den 8'e bütün sınıflardan geçerken ne yaptık? Yaz kampları yapıyoruz biz. Bu yaz kampları da 7'den 8'e için birazcık sınav senesi olduğu için erkenden başlıyoruz. 24 Haziran'da başlatıyoruz. Sonrasında 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye, 7'den 8'den 9'a ise bunları ise 1 Temmuz'da başlatıyoruz. Ardından da 9'dan 10'a, 10'dan 11'e de 15 Temmuz'da. Peki bu kamplarda ne var biliyor musun? Ne hocam kamplarda? Bu kamplarda bir kere hemen şöyle göstermek istiyorum. Eski konuları tekrar edeceksin. Peki nasıl tekrar edeceksin? Mesela 7'den 8'e hazırlık kitabı var. Örnek olarak diyorum. 7'den 8'e hazırlık kitabında bir kere 5, 6, 7'nin tekrarlarını yapıyorsun. 6. sınıf tekrarı, 5. sınıf tekrarı diye bütün konuları tekrar yapıyorsun. Mesela 6'dan 7'ye kitabımızda 5. sınıfın tekrarını yapıyoruz. 6. sınıf ve 5. sınıfın tekrarını yapıyoruz. Dikkat eder misin bak? 5. sınıf tekrarı, aynı zamanda ondan sonra işte 6. sınıf tekrarı diye sınıf tekrarlarımız devam ediyor. Peki biz bunları yaptıkça mesela 8'den 9'a kampında ne yapacağız? 8. sınıfın matematiğinin tekrarını yapacağız. Gibi. Ve bu şekilde eski konuları tekrar ediyoruz. Kitaplarımızda sonra temel dersleri canlı bırakıyoruz. Temel dersler nedir? Mesela 6. Aynen, Türkçe, matematik falan en önemli temel derslerden mesela 7'den 8'e geçti veya 6'dan 7'ye geçti veya 5'ten 6'ya geçti. Biz bunları tekrar ediyoruz ve yeni konulara hazırlanmış oluyoruz. Yeni konulara nasıl hazırlanıyoruz? Kitaplarımızın arkasında karikatürler var. Zaten kamplarımızın içinde de programlarda neler var evladım? Programlarda diyoruz ki 8. sınıfta neler öğreneceğin konusunu buradaki karikatürlere bakabilirsin diyoruz ve yeni konularda hazırlık yapmış oluyoruz. Yaz tatilinde o yüzden ufak haftalık hedefler belirleyerekten konu listelerimizi oluşturuyoruz. Ardından da programımızla beraber çok iyi bir netice olmaz. Programları zaten Instagram hesabımızda yayınlayacağız. Ben full tatil programı yaptım hocam. Saat kaçta denize gireceğim belli. Kaçta güneşleneceğim belli. Her şey belli. İşte onların yanında ufak da olsa çalışmalarımızı yaparaktan süper bir şekilde tatilimizi verimli geçeceğiz. Kolay bir şekilde, pratik bir şekilde ve eğlenceli bir şekilde, sıkılmadan. Yaz saatinde kendini hiç sıkmamasın. Full gezmesin, full eğlenmesin. Ama %10 da olsa ders
çalışmasın ve tatilin çok güzel verimi geçecek. Tabii 7'den 8'e geçenler için tekrar söylüyorum. Hani %10'u birazcık %30, %40 yapmakta fayda var. Hazırlık setimiz de var onlar da için. Ama sadece 7'den 8'e geçenler özel. Sınav senesi olduğu için birazcık önemli olduğu için bunu söylemek istiyorum. Ama diğerleri ise ufak da olsa çalışaraktan mükemmel bir şekilde yaz tatilini verimli geçirecekler diyorum. Ödülü sorumuzu yaptığımız yorumlara yol. Hadi bakalım.